Ve bugün burada KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü Başkanı sevgili adaşım Hande Şenova var. Hande Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Gerçekten zor bir dönem. Yatırım yapmak için de, iş yapmak için de, işi büyütmek için de. Mesela ben buraya çağırdığım konuklarımdan son dönemde hep ihracat hikayelerini duyuyorum. Daha ağırlıklı inorganik büyüme yoluna gidiyorlar ve ihracat yapıyorlar. Yurt dışı pazarlarda ortaklıklarla bunu yapıyorlar. Çünkü diyorlar ki organik büyümenin maliyeti arttı. Hakikaten öyle mi? Oradan başlayalım. Organik büyümenin maliyeti artmış olabilir, evet, ama bir yandan da sanayi sektöründe baktığımızda sanayide yatırımlara stop vererek devam etmenin imkansız olduğunu biliyoruz. Ve sanayide de ve günümüz koşullarında da her geçen gün teknoloji çok değişiyor. Dolayısıyla biz müşterilerimizde özellikle teknolojiye yatırım tarafında inorganik büyümeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Her ne kadar maliyet yüksek olsa da teknolojiye yetişmek anlamında inorganik büyümelerde teknoloji ve dijital dönüşüm tarafında yer alabilmek anlamında bu tarafta her zaman yatırımlar devam ediyor. Özellikle dediniz ki sanayide yatırım yapmaksızın ayakta kalmak mümkün değil. Zaten doğru. Bizim son dönemde yatırımlarına devam eden şirket örneklerimiz hep sanayi kesiminden. Doğru. Türkiye'nin büyük beyaz eşya üreticileri olsun, otomotiv sanayiden olsun yatırımların devam ettiğini görüyoruz ama aksi de mümkün değil diyorsunuz. Başka hangi sektörler ön plana çıkıyor? Örneğin satın alma ve birleşmeler tarafında bilhassa hem dünyada hem Türkiye'de enerji sektörü çok popülerdi geçtiğimiz dönemde. Biraz duraksamıştı ama zannediyorum yeniden oradaki hikaye ön plana çıkmış durumda. Nedir son tablo? Türkiye için konuşalım. Türkiye için konuşalım. Türkiye'de her zaman enerji sektörü öncü bir sektör olmaya devam edecek. Hem yatırım açığı hem aynı zamanda enerji ihtiyacı hem de gelişen rekabet koşulları dolayısıyla şirketler bu alanda yatırımlarına devam ediyor. Yatırım planlarını açıklayan şirketler siz daha iyi takip ediyorsunuz. Akfen zaten bu konuda mesela planlarını açıkladı. İşte Türkerler söylüyor gibi büyük sanayi şirketlerinden, enerji şirketlerinden bahsetmek gerekir. Ya da altyapı şirketleri. Bunların bir kısmı enerji sektörüne yatırım yapmaya devam ederken aynı zamanda da en revaçta sektörlerden bir tanesi de yatırım tarafına baktığımızda şehir hastaneleri. Evet. Bu ya bir kamu özel sektör ortaklığı sistemi orada epeyce iyi çalışıyor. Kesinlikle. Son dönemde değil mi? Bizim o alanda çalıştığımız bazı müşterilerimiz var şu anda. Şehir hastaneleri projelerine hız verilmesi ve bu dönemde de bunlara devam edilmesi bekleniyor. Enerji sektöründeki yatırımlarla beraber. Dünyada işler nasıl gidiyor bu anlamda baktığımızda? Orada son rakamlar ve trendler ne yönde? Dünyada da küresel şirket birleşmeleri hacmi 2015'e göre biraz daha az açıklandı. Ama aynı zamanda baktığımızda da sektörler arası birleşmeler çok. Yani bu biraz önce söylediğimiz o dijital dönüşümü şirketler kendi sektöründe rekabet gücünü hızlandırabilmek ve artırabilmek adına teknoloji dönüşümlerini inorganik büyümeyle başka teknoloji şirketlerini satın alarak yapıyorlar. Yani teknoloji, internet ve enerji tarafında hala küresel alanda da rekabetler var, işlemler var. Bir de sınır ötesi işlemler dediğimiz, yani cross border işlemlerde hala hareketimiz çok yüksek. Biz yayından önce Hande Hanım'la sohbet ederken bu aralar Japonca öğreniyoruz dedi. Hayırdır, neden dedim. Çünkü Japonların yatırımları çok artmış. Biraz profil de değişiyor değil mi? Yani Türkiye'ye olan yatırımlarda çehre de değişiyor, menşeleri de değişiyor. Şu an son durum nasıl? Hakikaten Japonlar bir numara mı? Bizim müşteri profilimizde geçmiş 3 yılla karşılaştırırsak evet ağırlığı var. Hatta şirket birleşme istatistiklerine de baktığımızda geçmiş 3 yılda toplamda Avrupa %50 gibiydi. Avrupa'dan gelen yatırımcı sayısı. Ama şu anda o zamanlar uzak doğu tarafı %10'larda, 15'lerdeydi. Ama şu an baktığımızda toplam piyasa işlemlerinde şirket evliliklerinde uzak doğunun payı %30'un üzerine çıkıyor. Peki hacim olarak da bir büyüme var mı yoksa Avrupa gitti yerine hani onların yarattığı hacim mi konuşuyoruz biz? Hacim olarak toplam geçen yıl açıklanan rakamlar düşük 2015'e göre. Ama biz 2017'de biraz daha umutluyuz. İyimser temkinli dediklerinden biraz daha umutluyuz. Ama şu anda hani herhangi bir aslında politik tarafta baktığımızda bir bekleme dönemi olmasına rağmen bizim müşterilerimiz özellikle uzak doğulu müşterilerimizle bugün sabahleyin bir tane conference call yaparak geldim buraya. Hem Japonya tarafı özellikle. Ajinomoto zaten bir yatırım tamamlamıştı. Onun
devam eden yatırımlar olacak. Mahindra ile beraber çalıştık Hisarlar Makina'nın satın alımı sırasında. Onun burada devam eden Hisarlar Makina'nın alımından sonra yapacakları yatırım aşamaları olacak. Hı hı. Onlarla çalışmalarımız devam ediyor. Peki bu arada fiyatlar nasıl şekilleniyor? O da önemli. Çünkü dünyada da büyük satın alma ve birleşmelerde en önemli mevzu o oluyor. Çünkü hani piyasa değeri, ederi ya da bugünkü konjonktürdeki ederi gibi tartışmalar ön plana çıkıyor. Hani bizde bu işin maddiyatı açısından daha kolaylaştı mı? Yoksa geçmişle paralel bir seyir mi izliyor? Fiyatlar aslında teknik anlamda konuşmak gerekirse ülke risk primini kapsayan bir şekilde etkileniyor. Değil mi? Dolayısıyla biraz önce siz Afrika'daki şeyden bahsettiniz, kredi notundan bahsettiniz. Dolayısıyla bunların hepsi de bizim teknik olarak hesaplamalarımızda ülke risk primi, hı-hı, ve dolayısıyla şirket değerlerini etkiliyor. Alım motivasyonlarına göre primli ya da iskontolu yaptığımız bazı işlemler olabiliyor. Hı hı. Ama hani değer açısından baktığımızda önemli olan gelecekte yaratacağı değer. Hani biz her zaman 2 artı 2 4 olmayacak şeklinde yola çıkıyoruz. Hı hı. 4'ün üzerinde olması gerekir diye yola çıkıyoruz. Dolayısıyla önemli olan fiyatlamayı etkileyen unsurlar o gün itibariyle sattığınız fiyattan öte ileride elde edeceğiniz, ileride şirketi büyütecek olan değere odaklanmak. Hı hı. Şimdi ülke risk priminin arttığı dönemlerden geçtik ve hatta hani global gelişmelerle birlikte de çok ciddi negatif etkileniyoruz. Dolayısıyla şirket değerleri üzerinde de negatif bir tablodan belki son 1-2 yıl içerisinde söz etmek mümkün mü? Ne kadarlık bir değer kaybı yaşandı? Yani teknik hesaplamalara bakarak söylüyorum. Elbette ki bunun değeri sadece o günkü fiyat değil, sizin de söylediğiniz gibi, ama hı hı, hani 3 aşağı 5 yukarı o tarafı da anlayabilmek adına merak ediyorum. Biz teknik değerlemelerimizde iskonto faktörü hesaplarız. İndirgenmiş nakit akımları analizi hesaplarız. Hı hı. Bu iskonto faktörünü geçen yılda bu yıla baktığımda bazı sektörlerde gerçekten ciddi hani %2, %3, 2 puan olmak, hı hı, üzere indirimler, daha düşük faktörler var. Daha yüksek iskonto almak zorunda kaldığımız faktörler hangi var. Hangi sektörlerde bunu daha çok görüyoruz? Bu özellikle sadece yurt içi piyasada hacmini azaltmış şirketi özel baktığımızda, hı, bazı ihracat pazarları kısıtlı olan taraflar. Dolayısıyla dengeyi aslında ihracatla sağlayan şirketler, hı hı, burada ön plana çıkıyor. Çünkü maliyet girdileri eğer yabancı paraysa haliyle direkt olarak karlılık etkisinden dolayı kar azalması görüyoruz. Hı hı. Ama ihracatla beraber bunu kaybı kazanabilen şirketler tabii ki bundan daha az etkileniyor. Hı hı. Şimdi güven faktörü var, risk primlerinin düşük olması var. Ama genel olarak başka hangi başlıkları sıralayabiliriz yatırım ortamının hareketlendiği dönemleri örnek alırsak dünyada ve Türkiye'de şirket satın alma ve birleşmeleri, hı hı, ya da işte inorganik büyümelerin arttığı dönemler hangi koşulların daha çok gerçekleştiği dönemler oluyor Alihan? Rekabetin çok yoğun olduğu, hı hı, zorlu olduğu dönemler. Aslında demin de söylediğim gibi teknolojinin çok yoğun olması itibariyle, hı hı, her kaybettiğimiz gün bizim için önemli. Günü kaybetmemek adına inorganik büyümeler daha ön plana çıkıyor. Vakit kazanmak adına şirket alımları her zaman şirketin hemen direkt olarak hem pazar payına sahip olması, aynı zamanda teknolojiye sahip olması, yeni ürün gamına girmesi açısından önemli bir faktör getiriyor. Hı hı. Peki 2017 ve sonrasına bakalım, biraz projeksiyon yapalım. Hı hı. Bu yıl özellikle beklentiniz ne yönde, hem hacim olarak hem sayı olarak baktığımızda? Yine bu yıl içerisinde hangi nerelerden Türkiye'ye ilgi var ya da Türkiye'den şirketlerimiz özellikle hangi pazarlarda yatırım yapıyorlar? Şöyle bir beklentileri özetler misiniz 2017 için? Tabii 2017 şu anda dediğim gibi önümüzde bir referandum süreci var ama hani bizim due diligence çalışması diye başladığımız projelerimiz devam ediyor. Bu da olumlu bir gelişme. Demek ki şirketler, özellikle Uzak Doğulu ve Orta Doğulu yatırımcılarla çalışmaya devam ediyoruz. Hı hı. Bu da yatırım motivasyonlarındaki ilginin devam ettiğini gösteriyor. İmzaları referandum sonrasında saklayanlar var mı? Henüz bitiremediğimiz, evet, var. Saklayanlar var, bekleyenler, hı hı, var tabii ki, evet. Bunun dışında hacim olarak ne kadarlık bir hacim yaratılabilir acaba? Ne öngörüyorsunuz hem içeride hem dışarıdaki yatırımlara, inorganik çabalara diyelim baktığınız zaman?
biraz daha olumlu bakmayı istiyoruz gerçekten. Olumlu bakmak adına da 10 milyar dolarları yakalamamız gerekir. Geçen yıl bunun altında kalmıştık. Bu yıl daha iyi olması gerekir. Ama bir yandan da aslına bakarsanız Türk şirketleri de hani bu ülke risk primi açısından da baktığımızda ya da Türk Halti kapsamındaki şirketler diye de baktığımızda, bu tip şirketlerle de çok çalışıyoruz. Türk markalarını diğer yabancı markalar, diğer yabancı pazarlarda da tanıtmak amacıyla yurt dışında mağaza açmak, yurt dışında şube açmak gibi yurt dışına da yatırım tarafında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu inorganik planlar bu yıl ve sonrasında ağırlıklı yurt içi mi yurt dışı mı şekillenecek? Hani ne taraf daha baskın bu son dönemde? Dediğim gibi sanayi ve enerji tarafında baktığımızda ya da şehir hastaneleri tarafında baktığımızda Türkiye'de oldukça hareketli ve daha yüksek montanlı yatırımlar bekliyoruz. Ama tüketici sektörüne baktığımızda belki de biraz önce bahsettiğim Türk Halti kapsamındaki işte daha tekstil üreticileri, perakendecileri ya da gıda perakendecileri baktığımızda onların da yurt dışında şubeleşme yoluna gideceğini tahmin ediyoruz. Tabii hem risk primini dağıtıyorlar böylelikle ülke bazında. Tek bir ülkenin riskini alıp absorbe etmek yerine onu bir miktar aslında bir anlamda da sepeti çeşitlendiriyorlar, dolduruyorlar. Ve tabii onun dışında da şimdi biz hep yakınırız Türkiye'den, neden marka yaratamıyoruz, dünya markası, dünya şirketi yaratamıyoruz, yapamıyoruz diye. Bu onun için de bir fırsat. Çünkü yurt dışındaki inorganik büyüme fırsatları Türk şirketlerine sadece bölgesel değil, küresel bir güç olma imkanı da veriyor. Hani hep konuştuğumuz Yıldız Holding'in yurt dışında yaptığı satın alma, United Biscuit olsun, Godiva olsun, Oyak grubunun vardı, işte Champson ve Almatis gibi. Bu örnekler aslında uzun vadede çok ciddi potansiyel de taşıyor. Devamını görebilir miyiz? Ne dersiniz? Böyle bir imkan, olasılık var mı? Hani bu dönemi, bu zorlu dönemi fırsata çevirmek adına da şirketlerimiz bir bugünden yatırım yapmışlar diyebilir miyiz? Bunu yapan yatırımcılar var. Evet, kesinlikle. Yani özellikle maden tarafında da mesela bazı fırsatlarla çalışıyoruz şu anda. Madencilik tarafında da dediğiniz gibi belki eğlence sektörü tarafına diyebilirim. Sektörlere ekleme yapmak gerekirse. O tarafta da yatırım fırsatları değerlendiriliyor. Peki o zaman herkesin fırsatı bol olsun diyelim. Size de kolaylıklar dileyelim. Çünkü o şirketleri aslında yön yol gösteren sizlersiniz. Çok çok mersi. KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü Başkanı Hande Şenova ile birlikteydik. Piyasa Hattı'nın sonuna geldik.